Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir diye soruluyor. Parçada dikkatli baktığımız zaman olumsuz bir anlama yönteminden söz edildiğini görüyoruz. Bir şiiri sadece bilimsel yollarla anlamaya çalışmak bir türlü ve eksik olarak anlamak demektir. Bu anlamak anlamanın en ilkel ve kolay şeklidir biçiminde bir cümle var. Dolayısıyla ilk boşluğa salt sözcüğünü getirmemiz doğru olur. Çünkü bu sadece anlamına gelen, sırf anlamına gelen bir sözcüktür. İkinci boşluğa buysa sözcüğünü getiririz. Ve sonra gerekçe bildiren bir cümle var. Üçüncü boşluğa da çünkü sözcüğünü getirmiş oluruz. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle A seçeneğidir. Parantez içindeki açıklamayla numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı uyuşmamaktadır diye soruluyor. Uzun soluklu geniş bir zaman dilimini kapsayan demek, eş zamanlı aynı anda demektir. Buradaki çırpınış çabalar anlamında kullanılmıştır. Savaşım ise mücadele, savaş anlamında kullanılıyor. Ancak takdim edilmek, yeni olarak takdim edilmek, piyasaya yeni olarak sunulmak anlamında kullanılır. Oysa burada önemli değer yüklemektenmiş. Bu açıklama ile takdim edilmek sözcüğün anlamı örtüşmemekte. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Bu cümledeki altı çizili sözü karşılayacak bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Ekseriyetle sözcüğünün altı çizilmiştir. Ekseriyetle sözcüğü genellikle ve çoğunlukla anlamına gelen bir sözcüktür. Bir zamanlar İstanbul'da çoğu Anadolu'dan gelmiş birçok kişiye ev bark verilirdi. Burada çoğu sözcüğü var. Çoğunlukla veya genellikle anlamında kullanılmamıştır. Eskiden tersanelerde gemi yapımında kullanılan keresteler zamanları çürümüş. Burada da çoğunlukla veya genellikle anlamı yoktur. Mühürcü bu kadar sözü bir mühür üzerine nasıl sığdıracağını düşünüyordu. Burada da genellikle çoğunlukla anlamı yoktur. Uzun zamandan beri denizcilik alanında mükemmel gelişmeler gösterdikleri bilinmektedir. Burada da yoktur. Etrafınızdaki ağaçlar çoğunlukla söğüt ve selvidir dedi yaşlı adam yanındakilere. Evet, burada çoğunlukla sözcüğü kullanılmıştır. Ekseriyetle aynı anlama gelebilecek bir kullanımdır. Cevabımız C seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır diye soruluyor. Birinci cümleye bakalım. Yaşam gerçeğini birebir vermez deniyor. Bu anlamı yaşamın aynasıdır diyemem cümlesinde bulabiliyoruz. Kurgu denen büyülü dünyanın kapılarını aralatarak sezdirir, yaşamdan da izler taşır diyebilirim ifadesi de bunu bize gösteriyor. İkinci cümlede günlük yaşamın sorunlarına çözüm getirmekten söz ediliyor. Türlerin efendisi deniyor dördüncü cümlede. Kent yaşamından söz ediliyor beşinci cümlede. En yakın iki cümle bir ve üç numaralı cümlelerdir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış cümlelerde sözü edilen felsefeci ile ilgili bir özellik değildir diye soruluyor. Birinci cümlede yeterliliğine değinilmiş mi? Evet. Gereklerini yerine getiriyor. Yani felsefeci olabiliyor. Buna gücü yetiyor, kabiliyetleri, donanımı yeterli diyebiliriz. İkinci cümlede geniş bir yelpazede düşünüyor ve kitaplar kaleme alıyor. Yani üretken bir yazar. Dördüncü cümlede görüşlerini olanca çıplaklığıyla paylaşıyor. Yani açıklığıyla paylaşıyor. Beşinci cümlede araştırmacı deniyor. Bütün boyutlarıyla inceliyor. Yani araştırmalarını sürdürüyor denebilir. Üçüncü cümlede anlaşılırlık var mı? Kategorize etmek yerine anlama ve yorumlamanın sınırlarını olabildiğince genişletmeye uğraşıyor. Burada sadece sınıflandırmamaktan söz ediliyor ancak anlaşılır olduğuyla ilgili bir ifade söz konusu değil. Anlama ve yorumlamanın sınırları karşılıklı birbirini anlamaktır. Anlaşılır yazmak ya da konuşmak değildir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Türkçe'de P, Ç, T, K süreksiz sert ünsüzlerle biten bir kelimeye ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde bu sessizler değişir. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala aykırılık gösteren bir kullanım vardır?
Burada bize ünsüz yumuşaması dile getirilmiştir. Ünsüz yumuşaması tek heceli sözcüklerde ve yabancı dillerden dilimize girmiş olan bazı sözcüklerde olmaz. Yemek yedikten kısa bir zaman sonra hemen acıktı çocuk. Burada aç, acıkmak olmuştur. Yumuşama vardır. Bu cümlede herhangi bir aykırılık yoktur. Öğleden sonraları düzenli olarak köydeki çaya balığa giderdi. Balığa sözcüğünde yumuşama vardır. Aykırılık gösteren bir kullanım yoktur. Onun nelerle uğraştığını yıllarca kimse bilmeyecekti bu haşin diyarda. Uğraştığını sözcüğünde yumuşama vardır. Aykırı kullanım yoktur. Umuda giden yolculukta maalesef birçok kurban verdi denizciler. Umuda sözcüğünde yumuşama vardır. Aykırılık yoktur. Eskiler devleti bir savunma mekanizması olarak icat etmişlerdir. Bu cümlede aykırılık gösteren bir kullanım, bir sözcük vardır. O da devleti sözcüğüdür. Devlet, sonu T ünsüzüyle biten bir sözcüktür. Ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde yumuşaması gerekmektedir normalde kural olarak. Ancak yabancı dillerden gelmiş bir sözcük olduğu için yumuşama olmaz. Bu kurala aykırılık vardır. Cevabımız D seçeneğidir. Parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri isim kökünden türemiştir diye soruluyor. Bat sözcüğü fiildir, tanı sözcüğü fiildir, kon sözcüğü fiildir. Ancak sanatçının kökü olan sanat sözcüğü ve yöneldiği sözcüğünün kökü olan yön sözcüğü isimdir. Yani 3 ve 4 numaralı sözcükler isim kökünden türemiştir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi ögelerinin dizilişi bakımından bu cümle ile özdeştir? Masal yazara yaratıcı gücünü sınırsız bir biçimde kullanma olanağı veriyordu. Veriyordu yüklem. Verenle masal, özne. Masal kime veriyordu? Yazara, dolaylı tümleç. Neyi veriyordu? Yaratıcı gücünü sınırsız bir biçimde kullanma olanağı, belirtili nesne. Sırasıyla özne, dolaylı tümleç, belirtili nesne ve yüklem ögelerini arıyoruz. Yazarla eseri arasında benzer bir ilişki her zaman vardı. Vardı, yüklem, var olan ne? Yazarla eseri arasında benzer bir ilişki, özne. Ne zaman? Her zaman, zarf tümleci. Bu yaratma eylemi her zaman bilinçle gerçekleştirilen bir eylem değildir. Bilinçle gerçekleştirilen bir eylem değildir, yüklem. Her zaman, zarf tümleci. Bu yaratma eylemi öznedir. Aradığımız cümle bu da değildir. Duyurmayabilirdi yüklem. Kim? Yazar. Öz. Neyi duyurmayabilirdi? Kendisine eseri yazdıranın içindeki bir güç olduğunu, belirtili nesne. Bu cümlede de dolaylı tümleç yoktur. Bu sebeple aradığımız cümle değildir. Okuyucu kendisini adeta hipnotize olmuş gibi hissedebilirdi. Hissedebilirdi yüklem, kim, okuyucu, özne. Ne hissedebilirdi? Kendisini adeta hipnotize olmuş gibi nasıl hissedebilirdi? Zarf tümleci. Aradığımız cümle bu da değildir. Bu ilişki okuyanına hayal gücünü özgürce şekillendirme fırsatı sağlardı. Sağlardı yüklem. Sağlayan ne? Bu ilişki, özne. Kime? Okuyanına, dolaylı tümleç. Ne sağlardı? Hayal gücünüzü özgürce şekillendirme fırsatı. Evet, neyi sağlardı? Belirtili nesne. Özne, dolaylı tümleç, belirtili nesne, yüklem. Sıralaması özdeştir. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi parçada eleştirilen bakış açısıyla yazılmıştır diye soruluyor. Eleştirilen bakış açısı şurada var. Yapım ekiyle türetme olanağı varken yardımcı eylemle yapamazsın deniyor. Bu eleştiriliyor. Bunu A seçeneğinde görüyoruz. İmza atmak yerine imzalamak denebilirdi. Oysa atmak yardımcı eylemi kullanılarak buradaki eleştirilen bakış açısına uygun bir metin yazılmış. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle A seçeneğidir.
Dilimizde sözcüğe gelen ekler önce yapım eki, sonra çekim eki biçimindedir. Aşağıdakilerin hangisinde bu kuralın dışında bir kullanım vardır? Yani çekim ekinden sonra yapım eki gelmiştir, bize sorulan budur. İnsanlar uzun bir süre doğal sistemin bir parçası olmuştur. Burada böyle bir kullanım yoktur. Yeryüzü hakkında bilgiler arttıkça doğal sisteme müdahale de artıyor. Bu cümlede de böyle bir durum yoktur. Beşeri ve doğal sistem arasında gelişen etkileşim bu sistemi besledi. Burada da yoktur. Bu müdahale sanayi devrimi ile en üst düzeye ulaştı. Bu cümlede de yoktur. Bu süreçte insanlar farkındalık yaratmak için özel bir çaba harcadı. Bu cümlede böyle bir kullanım vardır. O da farkındalık sözcüğündedir. Burada lık yapım ekidir. Buradaki dağ ise bulunma durum ekidir. Yani çekim ekidir. Bu sözcükte çekim ekinden sonra yapım eki getirilmiştir. Yani kuralın dışına çıkılmıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Bu cümlenin öznesi aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur diye soruluyor. Karşımıza çıkıyor yüklem. Karşımıza çıkan nedir? Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun toplumcu bir romancı olarak kabul edilmesi. Burası cümlemizin bir öznesi. Buna göre bu özne, bu edilmesi sözcüğüyle birlikte özne olduğu için, bu sözcükte bir isim fiil olduğu için mema eki alarak, burada biz bir isim fiil grubu var deriz. Yani öznemiz bir isim fiil grubudur. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede zincirleme isim tamlamasının arasına sıfat girmiştir. Bu doğrudur. İnsanların hayatlarının önemli kırılma noktaları zincirleme isim tamlamasıdır. Buradaki önemli sözcüğü niteleme sıfatıdır. Üçüncü cümlede yapısına göre sıfat türlerinin hepsine yer verilmiştir. Evet, bu da doğrudur. Örneğin buradaki bir sözcüğü herhangi bir anlamındadır ve belgisiz sıfattır. Basittir. Çünkü yapım eki almamıştır. Sarışın yapım eki almıştır. Kişisel yapım eki almıştır. Ve önemli sözcüğü yapım eki almıştır. Tüm bunlar niteleme sıfatıdır. Ve yapım eki aldıkları için türemiş sıfatlardır. Mavi gözlü ve koca yürekli ise birleşik sıfattır. Kurallı birleşik sıfattır. Dolayısıyla bu cümlede yapısına göre sıfat türlerinin hepsine yer verilmiştir. Dördüncü cümlede sıfat fiil öznenin içinde yer almıştır. Küçük prens olan bu çocuğun yazarı öznemizdir. Buradaki olan sözcüğü de sıfat fiildir. Yani bu yargı da doğrudur. Beşinci cümle birden çok tamlamadan oluşan üç ögeli bir cümledir. İşlemiş yüklem, kim, o, özne, neyi işlemiş, kendi hayal kırıklıklarını, küçük yaşta kaybettiği kardeşinin acısını, sevgiyi, saygıyı belirtilmesine üç ögesi vardır. Kendi hayal kırıklıkları isim tamlaması, küçük yaşta kaybettiği kardeş sıfat tamlaması, kardeşinin acısı isim tamlamasıdır. Yani birden çok tamlama vardır ve üç ögeli bir cümledir. İkinci cümle yüklemi birleşik fiil olan iki ögeli bir cümledir. İkinci cümlemizin yüklemi rol oynar. Evet, birleşik fiildir. Bu doğru. Rol oynayan ne? Başka bir insan, acı veya tatlı bir olay öznemiz. Bu kırılma noktalarında dolaylı tümleç, bazen de zarf tümlecidir. Yani bu cümle iki ögeli bir cümle değildir. Cevabımız B seçeneğidir. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde D'nin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır diye soruluyor. Dikkatlice bakalım buraya. Bağlaç olan D'da ayrı yazılır. Bulunma eki olan D'da bitişik yazılır. Bu kuralı bilmemiz gerekiyor.
4 numaralı cümlede bu kurala uyulmadığını görüyoruz. Bu kısacık yaşamımız da şiirle renklenir deniyor. Buradaki de da bir bağlaştır ve ayrı yazılması gerekir. Ancak burada bitişik yazılmış, yani bir yanlışlık yapılmıştır. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylı tümleç bir isim tamlamasından oluşmuştur diye soruluyor. Dolaylı tümleç yükleme sorulan nerede, nereden, nereye sorularının cevabı olan söz ya da söz gruplarıdır. A seçeneğinde temizlemişti. Nerede, nereden, nereye temizlemişti sorularının cevabı yok. Yani dolaylı tümleç de yok. Yapılmıştı yüklem B seçeneğinde. Nerede yapılmış? Kırmızı kiremitlerle kaplı çatıda. Burası cümlemizin dolaylı tümleci. Peki bu dolaylı tümleç bir isim tamlaması mı? Hayır. Kırmızı kiremitlerle kaplı çatı ifadesi bir sıfat tamlamasıdır. Dolayısıyla bu seçenekte doğru cevap olamaz. D seçeneğinde anlatırdım yüklem. Nerede anlatırdım? Nereden anlatırdım? Nereye anlatırdım? Sorularının cevabını göremiyoruz. E seçeneğinde arıyordu yüklem. Nerede arıyor? Nereye arıyor? Sorularının cevabı olmadığı için dolaylı tümleç de yoktur. C seçeneğine dönelim. Küçük A aradan biraz zaman geçince serinlemek için ayaklarını derenin suyuna sokmuştu. Sokmuştu yüklem. Nereye? Derenin suyuna. Burası cümlemizin dolaylı tümlecidir. Görüldüğü gibi bu dolaylı tümleç kendi içinde bir belirtili isim tamlamasıdır. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için yazım yanlışı vardır deniyor. Anlam belirsizliği taşıyan birleşik sözcüklerin bitişik yazılmasından söz ediliyor. Yani belgisiz sıfatların bitişik yazılması kuralı bize hatırlatılmış oluyor soru kökünde. Buna benzer bir yazım yanlışını, bu sebepten oluşan bir yazım yanlışını E seçeneğinde görüyoruz. Öğrencilerin bir çoğu denmiş. Oysa bu sözcük bitişik yazılmalıydı. Burada ayrı yazıldığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır diye soruluyor. Burada Ağrı Dağı özel isimdir. Kesme işareti doğru. Doğu Bayazıt'la ifadesinde, Iğdır'ın ifadesinde kesme işareti doğru. ODTÜ'ye gelenek kesme işaretiyle ayrılır. 13 Kasım özel olduğu için kesme işaretiyle ayrılır. Saatten sonra kesme işareti gelmesi doğrudur. Ve yine Subuti Bey derken, Mustafa Kemal derken, Polatlı derken kesme işaretlerinin kullanımı doğrudur. Ancak kurum kuruluş isimlerine getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Dolayısıyla burada Sincan Kaymakamlığı ifadesinde kesme işareti kullanılmaması gerekir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Parçada belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir diye soruluyor. Dikkatlice bakalım. Kitapların bize öğrettiği temel gerçektir derken burada bir açıklama yapılacak, yani iki nokta olmalı. Hayat kısa virgül, sanat uzun cümlesi bir sıralı cümledir. Cümle bittiği için sona nokta, buraya da iki cümleyi ayırmak için virgül koyarız. Ve devamında o yarım kalmışlık duygusunu taşımıyorlar mı derken burada soru işaretini görüyoruz. Daha sonrasında eş görevli sözler geliyor. Yayınlanmış, yayınlanmamış, başkalarınca tamamlanmış, eksik bırakılmış ifadeleri var. Eş görevli sözler olduğu için son parantez içine de bir virgül koyarız. Buna göre doğru sıralama 2 nokta, virgül nokta, soru işareti ve virgül olan A seçeneğinde karşımıza gelmiş olur. Doğru cevabımız da A seçeneğidir. Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur diye soruluyor. Tanık gösterme var. Malerm'in sözü bize verilmiş. Öznel yargısı hem kolay hem zor bir konudur cümlesinde verilmiş parçanın. Karşılaştırma en yoğun yaşandığı tür şiir ifadesinde karşımıza gelmiş. Tartışmacı anlatım ise parçanın bütününde var. Gerçekten de diyerek yazar bir düşünceyi onaylıyor ve sonrasında tartışmacı anlatımın olduğunu buradan çıkarabiliyoruz. Sorumuzun doğru cevabı benzetmedir. Çünkü burada benzetme yoktur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinin sayısı bu parçada en azdır diye soruluyor. Yazım yanlışına bakalım. 9-10 ayrı yazılması gerekir. Sipsivri bitişik yazılması gerekir. Bu iki tane oldu. Parıl parıl bir ikilemedir. Ayrı yazılması gerekir.
Burada 3 tane yazım yanlışı görmüş olduk. Buraya yazalım sayısını. Yapım ekine bakalım. Gördüğü, dönüş, tamamlamak, tamamlayıp 4 oldu. Yine çıkınca 5 oldu. Yaşlı 6 oldu. Yeterli görüyorum bu kadar saymayı. Çekim eklerine bakalım. Gerçekti derken 1 tane gördük. Gördüğü 2 oldu. Dönüşü 3 oldu. Dönüşünü 4 oldu. Yine ileride 5 oldu. Suyun 6 oldu. Üstü 7 oldu. Gördüğümüz gibi sadece ilk 2 satırda 7 tane görebiliyoruz. Ünlü düşmesine de bakalım. Ünlü düşmesi kaç tane var? Burada ileride sözcüğünde var. İyi kaybolmuş. Bu birincisi olmuş olur. Suyun üstüne çıkınca yaşlı adam yukarı doğru derken buralarda bir düşme görmüyoruz. Parçanın devamında karnını sözcüğünde bir ı sesinin düştüğünü görüyoruz ve yine burada göğsünde sözcüğünde ü'nün düştüğünü görüyoruz. Yani toplamda 3 tane ünlü düşmesi yapmış oluyoruz. Noktalama yanlışı kaldı geriye. Bunu değerlendirmiş olalım. Noktalama yanlışı yalnızca burada bir tane var. Virgül koymamız gerekiyor. Noktalı virgül kullanılmaz burada. Devamında yine şurada zarf fiilden sonra virgül geldiğini görüyoruz. Virgül gelmemesi gerekiyor. Yani 2 tane noktalama yanlışı vardır. Dolayısıyla noktalama yanlışının diğer durumlardan sayısının en az olduğu söylenebilir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Parça 2 paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar diye soruluyor. Birinci cümlede edebi ve sanatsal yapının başka yapıtlardan bağımsız olmamasından söz ediliyor. Diğer sanatsal ve edebi yapıtlardan izler barındırdığından söz ediliyor ve bu izlerden söz eden üçüncü cümleyle parça sürdürülüyor. Ancak dördüncü cümlede bir sanatçının şiirlerinden söz edilmeye başlanıyor. Burada devamında yine bu şiirlerin üslup özelliklerinden söz edildiğini de görebiliyoruz. Dolayısıyla bu parça 4 numaralı cümleden başlayarak ikinci bir paragrafa bölünebilir. Sorumuzun doğru cevabı da D seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri düşüncenin akışını bozmuştur? Evet, konunun dışına çıkılmış olan cümle düşüncenin akışını bozan cümledir. Öğrenme kabiliyeti izleme kapasitesi kadar önemlidir günümüzde. Evet, günümüzde önemli olan bir durumdan öğrenme kabiliyetinden bahsedilmiştir. Ancak ilerleyen cümlelerde genel olarak siber güvenlik mevzuatından, kurallardan ve bu kurallara uyumdan bahsedilmektedir. Dolayısıyla bir numaralı cümle konuyla ilgili değildir. Yani düşüncenin akışını bozan bir cümledir. 5 numaralı cümleyi okuduğumuzda da siber dünyadaki gelişmeleri ve vakaların trendlerini anlayabilen, bunlarla ilgili doğru politika ve strateji oluşturan şirketler siber suçla mücadelede başarılı olacak denilmiştir. Siber suçla mücadeledeki başarılı olma kriteri belirtilmiştir. Ancak parçanın genelinde siber güvenliğin kurallarından, mevzuattan, mevzuat uyumundan bahsedildiği için bu cümle de konuyla ilgili değildir ve düşüncenin akışını bozmaktadır. Yani 1 ve 5 numaralı cümleler cevabımız C seçeneğidir. Parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diye soruluyor. Okumakla gezmek arasında bir ilişki kurulabileceğine değinilmiştir. Okumanın içten içe seyahat olduğuna inandığım ifadesi var. Okunan bir eserin aynı zamanda gezmeyle elde edilecek kazanımları da kapsayacağını görebiliyoruz. Okuyarak da gezmek mümkün deniyor parçada. Çok gezen mi çok okuyan mı bilir önermesi bir ikilemdir. Evet, bu yapay ikileme ifadesinden bu bilgiye de ulaşabiliyoruz. Okumak ve gezmek gibi olgular kuşaklar arasında farklı algılanabilmektedir yargısında görebiliyoruz parçada. Bizim kuşağımız bu lafı farklı bilirdi deniyor. Dolayısıyla bu yargıları parçada görebiliyoruz. Dilin gelişimi sonucunda kimi deyim ve atasözünün yapısının değişmesi normaldir bilgisini parçada göremiyoruz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Parçada sözü edilen sanatçının tutumuyla ilgili hangisi söylenebilir diye soruluyor. Charles Dickens'tan söz ediliyor. Dickens eleştirel bir yaklaşım sergiliyor, hümanisttir.
ve hümanistin olması gerektiği yerdedir, yoksulların yanındadır. Romanlarını yoksulların tarafında kurgular ifadesi de var. Yani yazar düşünce dünyasını eserlerine yansıtıyor. Bunu anlayabiliriz. Sıra dışı farklı konulardan söz edilmiyor. Farklı anlatım tarzlarını kullanmaktan kaçındığından söz edilmiyor. Okurun çabasından söz edilmiyor. Gelir dağılımı ile ilgili bir yaklaşımdan parçada söz edilmiyor. Yalnızca şu söylenebilir, eserlerinin içeriğini düşünce dünyasına göre biçimlendirdiği söylenebilir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Sartre'ın, Jean-Paul Sartre'ın bir sözü var. İnsan tasarladığının dışında hiçbir şey değildir. Kendini gerçekleştirdiği ölçüde var olur deniyor. Bu ifade bizim için önemli. Eylemlerinin toplamının dışında hiçbir şeydir insanoğlu deniliyor ve örnekler veriliyor. İfadesini sanat eserlerinde bulanın dışında deha diye bir şey yoktur. Yine aşkın yaşanmış olanının dışında aşk yoktur. Proust'un Racine'in dehası trajedyalının bütünüdür. Yani kişinin bütün yaptığı her şey onun varlığını sağlar. Yani insan tasarladığı, ürettiği, yaşadığı sürece vardır deniliyor. Burada yokluktan söz edilmiyor. İnsanı en iyi tanımlayan düşünürden söz edilmiyor. Bireysel varlığın ortadan kalkmasından ve eserlerin sayısından söz edilmiyor. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Bu iki metinden yola çıkılırsa hangisi söylenemez diye soruluyor. İki metnin konusunun aynı olduğunu söyleyebiliriz. Orhan Veli kendisini tanımlıyor bu metinlerde. İki metinde de yazarla anlatıcı aynı varlıktır. Evet, yazar kendisini tanıtmaktadır iki metinde de. Her iki metinde de kendini tanıtma amaçlanmıştır. Birinci metinde mecazlı söylemlere fazlaca yer verilmemiştir deniliyor. Bu bilgiler doğru. Ancak her iki metnin de farklı anlatıcıya sahip olduğu söylenemez. Eğer bu seçenek doğru olsaydı C seçeneği doğru olmazdı. Ben Orhan Veli deniliyor. Ben İstanbul'da doğdum. Babam Veli Kanık deniliyor. Görüldüğü gibi ben anlatıcı, yani birinci kişili anlatıcı var her iki metinde de. Her iki metnin anlatıcısının farklı olduğu söylenemez. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle B seçeneğidir. Parçada sözü edilen nazım biçimiyle ilgili hangisine ulaşılamaz diye soruluyor. Gerçek yaşamı yansıtabildiğine ulaşılır, Ramazan ayı, bayram gibi konuları ele alıyor deniliyor. Zaman içerisinde değişim gösterdiğine değinilmiştir, değişikliklere uğradığı ifadesi bunu gösteriyor. Kafiye dizilişinin belli kurallara göre yapıldığı söylenebilir. İlk beytin mısraları kendi arasında kafiyelenir, sonrakiler serbesttir deniliyor. Buna dikkat etmekte yarar var. Bölümlere ayrılabildiğine ve bunlara adlar verilebildiğine değinilmiştir. Çeşitli bölümlerden oluşmuştur ve buna ilk bölümün adı nesiptir deniliyor. Bunu da görebiliyoruz. Ancak divan şiirinde çokça tercih edildiğine dair bir ifade parçada geçmemektedir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Parçanın anlatımıyla ilgili olarak hangisine ulaşılamaz diye soruluyor. Yer yer fantastik unsurlardan, yani olağanüstü unsurlardan yararlanılmış mıdır? Evet, ağaçlar arasından bir duman oldu. Çıplak ayakları yere değmiyor, uçuyor gibiydi ifadeleri olağanüstülükleri gösteriyor. İnsana özgü nitelikler doğadaki varlıklara aktarılmıştır. Mutsuz kirli toprakta bunu görebiliyoruz. Öfkesinden kabarmış ırmakta da bunu görebiliyoruz. Ancak bir duruma özgü düşünce değişikliğinin amaçlandığına dair herhangi bir ifadeye parçada rastlamıyoruz. Parçada sadece bir durum öyküleniyor. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı yalnız ikinci yargı olan B seçeneğidir. Bu parçada numaralı yerlerden hangisine "onlar da kelimeyi yeterince eşittikçe bulmuyorlar" cümlesi getirilebilir. Parçada hoşgörü kelimesi hakkındaki görüşlerden söz ediliyor. İki grup insanın görüşünden söz ediliyor. Kimileri derken birinci grubu görmüş oluyoruz. Sonra da öte yandan meselelere daha demokrat bakanlar denilerek ikinci gruptaki insanların görüşlerine yer veriliyor. Soru kökündeki cümlede dağ bağlacı bulunduğundan dolayı ikinci gruptan sonra İkinci grubun görüşlerinin belirtildiği cümleden sonra soru kökündeki cümleyi getiririz. Bu ise beşinci ayracın olduğu yerdir.
bakanlar böyle diyorlar, onlar da kelimeyi yeterince eşitlikçi bulmuyorlar diyerek parçamızı tamamlarız. Yani soru kökündeki cümlemiz 5 numaralı yere gelir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense sıralama nasıl olur diye soruluyor. Giriş cümlemizle başlarız. Giriş cümlemiz 3 numaralı cümle olmalı çünkü bu cümleler şiirin açıklanmaması ve yorumlanması ile ilgili ifadeler içermekte. Ve hemen şiir açıklanmıyor, peki ne oluyor diye sorduğumuzda aldığımız cevabı içeren cümleyi getiririz. Çözümleniyor, yorumlanıyor, anlamlandırılıyor. Peki şiirin açıklanamaması ne ile ilgili? Dolayısıyla buraya da üçüncü cümleyi getirmiş oluruz. Geriye burada beşinci cümleyle ilgili olan çözümleyici ve yorumlayıcı yöntemden söz eden diğer cümleyi getirmek kalır. Bu da dördüncü cümlemiz olmuş olur. Dört numaralı cümlede son sıraya gelmiş olur. Doğru sıralamayı 3, 2, 5, 1, 4 şeklinde A seçeneğinde görebiliyoruz. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Parçada çevirmenlerle ilgili hangisine değinilmemiştir diye soruluyor. Uygarlığa temel oluşturduklarına değinilmiştir. Bu E seçeneğindeki yargıyı da destekliyor. Uygarlığın oluşumunda önemli yere sahip olduğuna ifadesi var. Bu temel oluşturmakla aynıdır. Hak ettikleri değere sahip olmadıklarına değinilmiştir. Dikkatlice bakalım. Çevirmenin adı unutulur deniliyor. Bunu görebiliyoruz. Yazarların gelişimine katkı sağladıklarına değinilmiştir. Çağlarında iyi yazarlar kadar iyi çevirmenlere rastlama şansına sahip olmuş yazarlardır büyük yazarların çoğu deniliyor. Dolayısıyla bu da bizim için D seçeneğini kanıtlayan bir ifade. Ancak çevirmenliğin yetenekle ortaya konan bir uğraş olduğuna dair bir ifade geçmiyor parçada. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Parçanın anlatımı için hangisi söylenemez? Anlatıcının duygusal etkilenimleri yansıtılmış mıdır? Evet, fazlasıyla hissedilir derken bunu görebiliyoruz. Bazı varlıklara insana ait özellikler yüklenmiştir. Evet, Bahar'ın şarkı söylemesi bir kişileştirme örneğidir. Mecaz anlamlı sözcükler kullanılmıştır. Yumuşak duruşta mecaz anlamlı sözcük görebiliyoruz. Yine hayatın akışında bir mecazlı söyleyiş söz konusu. Mahmur bakışlı kandillerde hem kişileştirme hem mecazlı söyleyiş söz konusudur. Birinci kişili anlatım kullanıldığı söylenebilir. Çünkü yazar burada kendi görüşlerini anlatıyor, ne yaptığını bize söylüyor. Benim için diyerek yine kişisel görüşünü belirtiyor. Ancak parçanın bütününde öznellik olduğu için burada anlamca kesinlik bildiren cümleler kullanıldığını söyleyemeyiz. Çünkü parçada hep yorumlar, kişisel görüşler dile getirilmiştir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya başlık olabilir diye soruluyor. Burada şair yahut yazarın yani edebiyatçının siyasetle ilişkisinden söz edilmiş. Bu ilişki kimi zaman desteklemek, kimi zaman muhalefet yapmak şeklinde ortaya çıkmış. Dolayısıyla parçanın başlığının edebiyat ve siyaset olması en uygunudur. Medeniyetin oluşumundan, siyasetin zararlarından, sanatçıların çektiği çilelerden ve edebiyatın siyasete zarar vermesinden söz edilmiyor. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Parçada siyaset ve edebiyat ilişkisiyle ilgili hangi yargıya ulaşılır diye soruluyor. Yalnızca birinci yargıya ulaşabiliriz. Amaca göre araç olarak birbirlerini kullandıkları söylenebilir. Hamilik yani koruyuculuk ve mesenlik kavramı etrafında şekillenir deniliyor. Buradan edebiyat ve siyasetin birbirine ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Mesen sanatçıları, bilim adamlarını koruyan, onları destekleyen kimse demektir. Hami koruyucu demektir. Dolayısıyla edebiyatın araç olarak siyaseti kullandığı söylenebilir. Yalnızca bir numaralı yargıya ulaşabiliriz. Diğer yargılara ulaşamayız. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Parçanın anlatımına yönelik hangisine ulaşılamaz diye soruluyor. Tanım cümlesi ilk cümlemizdir. Karşılaştırma cümlesi şuradan anlaşılabilir.
kimi zaman desteklemek, kimi zaman muhalefet yapmak durumunda olduklarından söz ediliyor. Nesnel cümle yine aynı şekilde ilk cümle olarak gösterilebilir. Öznel cümle parçada karşımıza geliyor. İstisnalardan söz ediliyor ve yine aynı şekilde toplum içinde varlığını sürdürmek zorundadır ifadesi öznel bir yargı olarak karşımıza gelmiş oluyor. Ancak parçada varsayım cümlesi yoktur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi parçanın ana düşüncesini desteklemek için verilebilecek bir örnektir diye soruluyor. Parçada ana düşünce olarak edebiyatçıların kimi zaman siyaseti destekledikleri, kimi zaman onu muhalefetle karşıladıkları anlatılmakta. Ana düşünce burası. Bununla ilgili bir cümle bulmalıyız seçeneklerde. B seçeneğinde psikolojiyi önemsemekten söz ediliyor. C seçeneğinde bireyin dramını konu edinmekten söz ediliyor. D seçeneğinde tarihi gerçeklere değinmekten ve E seçeneğinde postmodernist tekniklerden söz ediliyor. Bunlar doğru cevap olamaz. A seçeneğine dönelim. Halide Edip Adıvar'ın Cumhuriyet rejimini desteklemesi deniliyor. Burada siyaset ve edebiyat ilişkisine örnek bir tutumdan, davranıştan söz edilebilir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle A seçeneğidir. Parça aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevaptır diye soruluyor. Parça yazmamaktan endişe duymak ifadesiyle başlıyor. Yazmayı sürdürmekten söz ediliyor. Yazmamaktan, korkmaktan söz ediliyor. Demek ki parçaya sorulan soru yazmayı bırakmak, yazmayı bırakmaktan korkmakla ilgili olmalı. Bunu E seçeneğinde görüyoruz. A'da hayattaki en büyük endişeden söz ediliyor. Sıkıntılardan söz ediliyor. Yazma eyleminin anlamından söz ediliyor. Başka bir uğraştan söz ediliyor. Bunlar doğru cevap olamaz. A, B, C, D seçeneklerindeki ifadeler doğru cevap olamaz. Ancak bu parça E seçeneğinde yer alan sorunun cevabı olabilir. Hiç yazamamaktan korktunuz mu sorusu var. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu yazarın yazarlığıyla ilgili değinilen bir özellik değildir diye soruluyor. Ulusal konulara değindiği söylenebilir. Türkiye'yi insanımızı ifadesi bunu kanıtlıyor. Bilimsel bir disiplinle çalıştığı söylenebilir. Psikolojik, kültürel, tarihsel temeli oturtuyorum deniyor parçada. Çalışmaktan yılmadığı söylenebilir. Yazmanın emekliliği yok ifadesi bunu anlatıyor bize. Yazmayı yaşam tarzı olarak benimsemekten söz edilmiş, yazma bir yaşam biçimidir, bir bağımlılıktır deniliyor. Ancak burada topluma yön vermekten söz edilmiyor. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Parçanın anlatımı için hangisi söylenemez diye soruluyor. Örneklemeye başvurulduğu söylenebilir, misal bir olay deniliyor. Öznel bir anlatım olduğu söylenebilir. Davranışımızı değiştiriveriyor ifadesi. Bunu gösteriyor bize. Karşılaştırma yapıldığı söylenebilir. Uzaktan ve yakından görmek arasındaki ayrımlardan söz ediliyor. Genel olarak da bir tartışma edası içerisinde parça kurgulanmış. Ancak okuyucunun bir olay içerisinde yaşatılmak istendiği söylenemez. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Mikroplastik tüketmenin mercanlar açısından ayrıca yüksek bir enerji tüketimi anlamına geldiğine de dikkat çekiyor. Araştırmacılar, mikroplastik yemenin mercanlar üzerinde etkileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini düşünüyor. Mikroplastiklerin mercanlar üzerindeki etkileri denilmiştir. Ancak bize verilen cümlede yemenin vurgusu vardır. Dolayısıyla aradığımız cümle bu değildir. Burada da yine mikroplastiklerin mercanlar üzerindeki etkisi denilmiştir ve buna vurgu yapmak ifadesi kullanılmıştır. Bize verilen cümlelerde dikkat çekme denilmektedir ve yemenin vurgusu vardır. Doğru birleştirilmiş cümle bu değildir. Burada mikroplastik yemenin mercanlar üzerinde olumsuz etkileri denilmektedir. Bize verilen cümlelerde bir olumsuz etkiden bahsedilmemiştir. Genel olarak etkileri hakkında araştırma yapılmasını düşündükleri dile getirilmiştir. Dolayısıyla aradığımız cümle bu da değildir. E seçeneğinde ise
araştırmaların yetersizliğinden bahsedilmiştir ki bize verilen cümlelerde yetersiz araştırmadan bahsedilmemiştir. Sadece daha fazla araştırma yapılması gerekliliği vurgulanmıştır. Aradığımız cümle bu değildir. Mikroplastik yemenin mercanlar üzerine etkileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini düşünen araştırmacılar, evet, ikinci cümlede verilen tüm ifadeler net bir şekilde burada dile getirilmiştir. Mikroplastik tüketmenin mercanlar açısından, evet, yeme, tüketme, ayrıca yüksek bir enerji tüketimi anlamına geldiğine de dikkat çekiyor. Anlamca doğru birleştirilmiş hali bu cümledir. Cevabımız A seçeneğidir. Parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilebilir diye soruluyor. Parçada dilin yenilenmesinden söz ediliyor. Dil kendi kendine yenilenmiyor. Birilerinin yeni kelimeler üretmesi ve dayatması gerekiyor. Bazen de zorlama olmadan dil kendini yeniliyor deniliyor. Yani dil sürekli değişen ve yenilenen bir organizma olarak tanımlanıyor. İnsan yaşamını etkilemesinden, değişime muhtaç olmamasından, durağan olmasından söz edilmiyor. Dilin soyut olmasından da söz edilmiyor. Dolayısıyla bu parça dil canlı bir organizmadır sözüyle tamamlanabilir. Çünkü canlı organizmaların yenilenmesi gibi dil de yenilenir denmek isteniyor parçada. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir.